Önce arkadaşlar normal doğru orantılı dediği zaman sıkıntı yok biliyorsunuz. K bölü 3, 2K bölü 5 ve 3K bölü 4 diyelim tamam mı? Şimdi paydalarını eşitleyelim daha güzel görelim. E, paydaları aynı olacağı için hepsini 20'de pardon 60'da eşitlersek bunu 20 ile çarpacağız. İkinciyi arkadaşlar 12 ile çarpacağız 24K. Üçüncüyü arkadaşlar 15 ile çarpacağız 45K. Şimdi arkadaşlar bunlar 20 24 45 ile doğru orantılı oldu. Aynı zamanda paylarını genişletince ters orantıyı nasıl anlarız biliyor musunuz? Bunları arkadaşlar payda eşitler gibi düşünürüz. 20 24 ve 45'in paydaları arkadaşlar eğer bir kesir olsalardı 360'ta eşitlenirdi. Bu yüzden bunu 360 yapmak için 18 ile çarpmamız lazım. Bunu arkadaşlar 360 elde etmemiz için 15 ile çarpmamız lazım ve bunu da 8 ile çarpmamız lazım. Demek ki bunlar 18, 15 ve 8 ile ters orantılıymış. E şıkkı böyle demelisiniz. Bu sizin için güzel bir örnek olsun. Referans bir örnek olsun arkadaşlar. Ben önce böyle yapıyorum. Sonra diyorum ki bunları ne ile çarpmam lazım ki eşitlensin. Kapasite ile iş süresi arkadaşlar çarpıldığında ürünü verir. Yani direkt ürünü vermez tabii ki. Yani yaptığınız işle Tabii ki saati çarparsanız ortaya ürün çıkmaz ama o ürünün miktarını anlatır bize. Dolayısıyla %72 kapasiteyle günde 8 saat çalışarak 12 günde ürettiği ürünü 36 kapasiteyle günde 6 saat çalışarak kaç günde üretir demiş. Şimdi haliyle arkadaşlar 72K kapasite günde 8 saat çalışacağız ve 12 günde üreteceğiz. Bu kadarlık bir iş süre ile kapasiteyi çarparsak iş ortaya çıkar. Aynı işi 36 kapasite ile günde 6 saat T gün arkadaşlar. Dolayısıyla 72 ile 36 sadeleşir 2 olur. 6 ile 12 sadeleşir 2 olur. Buradan da 4 çarpı 8'den 32 eşittir T olur arkadaşlar. İşçi problemlerinde de bu mantığı kullanacağız aklınızda bulunsun. Adım adım gidelim bakın. Şimdi boş bir havuzu 8 saatte dolduran bir musluğun kapasitesi 5K olsun uğraşmayalım. %20 oranında azaltınca böylece 5'in %20'si 1 bölü 5'tir ya daha kolay görürüz. 5K kapasite ile saati çarparsak arkadaşlar ortaya iş çıkar. Dolayısıyla havuz 40K olacak tamam mı doldurduğu zaman. 40K'lık bir havuzu biz 4K'lık kapasiteye düşürüyoruz. Neden? %20 azalttık. Böylece T saat T buradan ne geldi bakın 10. Demek ki bu birincisi doğruymuş. Erkek öğrenci sayısı 40 olan 48 kişilik bir sınıftaki öğrenciler dairesel grafik ile gösterilen kız gösterilirse kızlara düşen daire dilimin merkez açısı 60 derece olur. Erkekler sınıfın kaçta kaçı? 40'ı 48'e bölerseniz ne oluyor bakın 8'e bölersek 5, 8'e bölersek 6. Evet 5 bölü 6'sıysa 360 derecenin bakalım kaçta kaçı yapıyor? 300 derecelik kısmı yapıyor. O zaman evet kızlara da 60 derece kalır. Üçüncüsü bir kere şöyle hatalı. İşçi sayısını arttırdığımız zaman arkadaşlar üretilen iş miktarı artar. Ne kadar çok işçi o kadar iş. O yüzden bu direkt yanlış bir iki cevabımız. Dairesel bir grafik verilmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz tamamı 360 derece olur. 70-30 daha 100 olduğu için buraya 260 derece kalacak. Ankara'da 3x artı 5000 bilet. İzmir'de 2x85 bin adet araç satıldığına göre bilet nereden çıktıysa İstanbul'da kaç bin adet araç satılmıştır? Şimdi e, burada arkadaşlar 3x artı 5'in 2x eksi 5'e oranı ne gelecek? 7 bölü 3 çünkü merkez açıları 70 derece ve 30 derece. İçler dışlar yaparsak 14x eksi 35 eşittir 9x artı 15 oldu. Böylece 5x eşittir 50'den x eşittir 10 oldu. Bir tanesini de yerine yazalım. 2 çarpı 10, 20, 5 çıkarırsak 15. 30 derece 15 araca karşılık geliyorsa doğru orantı bak. 260 dereceye kaç araç gelir? 30 araç. Nereden anladım? Bakın 30, 15'in iki katı. 260'da e, 130'un iki katı olacak. Bu yüzden değişiklik olur. Şimdi arkadaşlar güzel bir çözüm yapayım ben size. Hem uyduruk olmasın. Bazen uyduruk çözümler yapınca ne hani o anlık yapmış hissediyorsunuz kendiniz ama güzel bir yoruma da ihtiyacınız var. Kısa kenar 4 birim, uzun diğerinin kısa kenarı 3 birim. Bunlar ikinci durumda bakın aynı uzunluğa sahip olmuş. Demek ki burada arkadaşlar ters orantılı bir şekilde olacak. Yani bu 4'e 3 ya. O zaman bu 4 katı kadar bir sayıyla çarpılacak. Bu da 3k kadar bir sayıyla çarpılacak. Bakın 4k kadar bir sayıyla çarparsak bunun kısa kenarı 12k oluyor. Bunun da kısa kenarı 12k oluyor. Dolayısıyla ne yapacağız? 4k kadar büyüttük ya bunu. Bunun uzun kenarı artık 16k olacak. Bunun da uzun kenarı 3k ile çarptığım için 18k olacak. Dolayısıyla burası 18k. Burası yeni durumda 16k. Burası zaten arkadaşlar ikisinde de 12k. 34K eşittir kaçmış soruda? 68. K buradan ne geldi? 2. Dolayısıyla 12 çarpı 2'den burası ne oldu? 24. Haliyle arkadaşlar ne kaldı geriye? 76 birim. Şurası yanlış işaretlenmiş. Düzelteyim. aşık olacak. Arkadaşlar birinci sırada K kadar toplam. ikinci sırada 2K kadar. Üçüncü sırada 3K kadar. Dörtte 4K kadar. 5'te de 5K kadar toplam para var. Yani Bunların hepsini toplayınca 15K yaptı. 15K eşittir 1800. K buradan ne geldi? 120. Şimdi bu ikisinde eşit sayıda para var diyor. En başta onu söylemiş. Aynı sırada bulunanlarda eşit var. O zaman K buradan 120 olduğuna göre burada da 2K olur. 2K 120 ile çarparsak 240 TL para olur. Burada da bir tanesinde mecburen K bölü 3 olacak. O da arkadaşlar... 120'yi 3'e bölerse 40 olur. 240 artı 40'tan demek ki 280 TL para varmış. Şimdi arkadaşlar bunların kare sayısıyla ters orantılı olduğunu söylüyor oylarının. Demek ki birincisi o zaman k bölü 1'den kar. İkincisi k bölü 2. Üçüncüsü k bölü 3. Dördüncüsü yine k bölü 2. E beşincisine de 24 derece diyelim. Çünkü o 24 dereceymiş onun oy potansiyeli. Dolayısıyla toplamda da 360 derece diyeceğiz. Böylece paydayları kaçta eşitlenir bunların? E, ee, 6'da. Böylece 6K artı 3K artı 2K artı 3K. Sonra arkadaşlar ee, burası 6 olacak. 24'ü öbür tarafa atarsak 336. 6, 3 daha 9, 2 daha 11, 3 daha 14K. 14K eşittir 336 çarpı 6. Bunları arkadaşlar bölünce, ah pardon 336'yı 14'e bölersek burası arkadaşlar 24 yapıyor. K buradan 144 oluyor. Demek ki 5. adaya ait olan kareyi buradan hesaplayabiliriz. Niye biliyor musunuz? Şimdi K'yı artık 144 bulduk ya. 144 bir tanesi bu da 24 derece. Bakın şimdi 144 derece olan kaç kareye sahip? Bir kareye sahip. 24 derece olan o zaman kaç kareye sahip olur? Ters orantı. 1 kareye sahip olan 144 derece ise x kareye sahip olan 24 derece. Ters orantıda böyle okları yapıyorduk. Hatta ta ortaokul mantığı. 144 eşittir 24x. Buradan da x ne geldi bakın 6. Arkadaşlar şimdi bir kenarını size böyle renklere takılmayın. Çünkü sonuçta bu yeşillerin arkası da hep yeşil sarıların arkası da hep sarı manasında değil. Sana şunu gösteriyor soru bunun bir kenarı küpün 4 birim kareymiş. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 tane birim küp varmış. Dolayısıyla 64 tane birim küp elde etmek için sarı, mavi ve yeşili düşünelim şimdi. Yeşilin sarıya oranı ne verilmiş? 1 bölü 2 değil mi? Yani bundan k kullanırsan bundan 2k kullanıyorsun ama bundan kaç kullandığını bilmiyorsun. Şimdi bunların toplamı da 64 yapacak. Örnek buraya 10 versek Buraya 20 versek 30 oluyor buna 34 kalıyor. Yani bu soruda arkadaşlar böyle hani bir sürü kez denemenize çok da gerek kalmayacak korkmayın. Burada ne olacak biliyor musunuz? Sonuç itibariyle buralara az verirseniz bakın 34 tane küpünüz yok. Maviden en fazla 27 tane kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Buna göre bir bakmamız lazım ne verebiliriz diye. 15 veremeyiz. Ee, daha doğrusu 10 verdim. 11 verirsem 22 olur arkadaşlar burada 33 olur, 31 olur olmaz. 12 verirsem 24 olur. 36 olduğu için buraya 28 kalır yine olmaz. 13 verirsem 26 kullanmak zorundayım. Böylece arkadaşlar haliyle 13 26 daha 39 yapar. Buraya 25 kalır bak oldu. Büyütsen yine olmayacak. 14 28 yap 42. Buraya ne kalıyor? 42 a yapamıyorum bile 28 bak fazla geliyordu gördüğünüz gibi tek ihtimal zaten bu 13 26 25'miş bazen böyle sınavda da arkadaşlar denemeniz gereken sorular oluyor bu da o yüzden güzel bir soru arkadaşlar şimdi burada bir tur şu demekmiş diyelim birinci çizgiye kadar gittiniz geri döndünüz işte bu birinci tur oluyor tamam mı birinci çizgi tur oluyor ya da dörde kadar gittiniz geri döndünüz dördüncü çizgi tur oluyor dolayısıyla Burada turların koşu mesafeleri verilmiş. Birinci çizgi için 6K. Git gel o zaman buraya 3K kalır. Doğru mu? Yarısı. Çünkü 3K gideceğim, 3K geleceğim. Sonra arkadaşlar 8K dersek ikinci çizgiye kadar. Yarısı 4K'dır. O zaman buraya K kalır. Şimdi yine arkadaşlar 3. çizgiye kadar gidip gelme 12K ise haliyle 6K olmalı. Mecburen buraya 2K kaldı arkadaşlar. Totalde 4. çizgiye kadar 15K ise geriye döndüğümüzde toplamda e, 7,5 7,5 olması lazım. Yani buraya da 1,5K kalacak. Demek ki 2x artı 4'ün 4x eksi 6'ya oranı 1 bölü 1,5'tan 2 bölü 3 yapar genişletirsek. İçler dışlar çarpımı 8x eksi 12 eşittir 6x artı 12. Demek ki 2x arkadaşlar buradan 24'müş. X de bakın kaç geldi? 12. X 12 olduğuna göre yerine yazarsak 28. K 28 ise 2K ne olur? 56. Böylece ikinci çizgi ile üçüncü çizgi arasındaki mesafe denizli gelmiş oldu. Evet burada arkadaşlar hem periyodik problem yapacağız. Sonrasında da işte normal oran orantımızı yapacağız. Ters orantılı dediği için 3, 2, 6, 4 ve 9'un hepsinin paydalarını ben eşitlemek istesem kaçta eşitlerim? E, 36 değil mi? Dolayısıyla bu 12K o zaman. Bu arkadaşlar 18K. Şu 6K, 4 olan e, 9K olacak. 36'ya tamamlıyorum. Bu da 4K olacak tamam mı? Yani bu kadar kez yanıyormuş bunlar. Şimdi 318. sırada yanan lamba arkadaşlar nasıl anlarız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, sonra arkadaşlar yine başa döndük. 9 demeyeceğiz. Yani bu 8'de bir başa dönüyor. Dolayısıyla 318'in 8'le bölümünden kalan kaçtır? 320'den 8 çıkar. 312 demek ki kalan 6'ymış. Hemen hızlıca söylemiş olayım ben. 6. sırada yanan hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sırada yanan D arkadaşlar. Bu 81 kez yanıyormuş. 6. sırada yanan D olduğuna göre D neydi? 9K'ydı. O zaman 9K 81 ise K ne geldi? 9 geldi arkadaşlar. 147. sırada yananı da yine aynı şekilde 8'e bölümünden kalanı bulacağız. Buradan böylece ne gelmiş oluyor? 1 ee, desek 8, 67. Ee, 8 kere 8, 64. 3 kalıyormuş arkadaşlar. Böylece tabii 144 bir an kendim hesaplamadım uzunca yaptım. Ee, 3 oldu arkadaşlar kalan. Üçüncü sırada ne var? C. C neydi? Ee, burada 6K. O zaman 6 ile 9'u çarparsak 54 olacak. Bu güzel sorunun cevabı B.